Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Galaxy S8 Plus'ı ve iPhone 10'u kablosuz şarj etmeye deneyeceğiz. Bakalım hangisi daha hızlı şarj olacak? Hep birlikte deneyelim. Ugreen marka kablosuz şarj cihazımız 10 watt güç verebiliyor. Yani cihazımızda hızlı kablosuz şarj desteği mevcut. Cihazımızı micro USB ile bağlıyoruz. Bugün birçok Android akıllı telefonun yanında verilen kablo ile aynı. Ön tarafında ise şarj olan telefonun durumunu gösteren LED mevcut. Hızlı kablosuz şarjı aktive etmek istiyorsak bağlayacağımız adaptör de buna uygun olmak durumunda. Bunun için Quick Charge 3.0 destekli bir adaptör veya adaptör Fast Charging destekleyen bir adaptör ihtiyacımız olacak. Güncel Samsung telefonların kutusundan çıkan adaptör Adaptive Fast Charging destekliyor, o yüzden ben bunu kullanacağım. Telefonun şarjı %20 iken şarja koyuyorum ve şarj olmasını bekliyoruz. ...16 dakika geçtikten sonra telefonun şarj durumuna bakıyorum ve tam olarak telefonun şarjının %32 olduğunu görüyorum. Bu da %12 dolum'a tekabül ediyor. Yani 420 mAh şarj olmuş. Tam olarak yarım saat geçiyor ve yarım saatin sonunda telefonun şarj durumuna bakıyorum. Ve %41 olduğunu görüyorum. Yani %21 dolmuş. Bu da 735 mAh'e denk geliyor. ...40 dakika geçiyor ve 40 dakikanın sonunda telefonun şarj durumuna bakıyorum. %46 olduğunu görüyorum. Yani %26 şarj olmuş. Bu da 910 mAh'e denk geliyor. Tam 1 saat geçiyor. 1 saatin sonunda tekrar bakıyorum ve telefonun %61 olduğunu görüyorum. Yani %41 dolmuş. Bu da 1435 mAh'e tekabül ediyor. Bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar, Galaxy S8 Plus'ı kablosuz şarj ünitesine koydum ve tam olarak 1 saat geçti. 1 saatte de pilinin %41'ini doldurdu. Yani pili de 3500 mAh olarak baz alırsak ki öyle, %41'i tam olarak 1435 mAh'e denk geliyor. Yani uzun lafın kısası %41 şarj dolumu gerçekleşti 1 saatin sonunda. iPhone'un şarj durumuna bakıyorum ve tam olarak %35'te olduğunu görüyorum. Yani %35'teyken şarja koyacağız ve ne kadar sürede ne kadar şarj olacak hep birlikte göreceğiz. ...15 dakikanın sonunda telefonu elime alıyorum ve şarj durumuna bakıyorum. Ve tam olarak %42 olduğunu görüyorum. Yani %7 artmış. Bu da 190 mAh'e denk geliyor. Aradan yarım saat geçiyor ve kablosuz şarj ünitesinden çıkarıyorum telefonu. Tekrar bakıyorum ve %48 olduğunu görüyorum. Yani %13 artmış. Bu da 353 mAh demek. Aradan 45 dakika geçiyor ve tekrar şarj durumuna bakıyorum ve şarjın %55 olduğunu görüyorum. Yani tam olarak %20 dolmuş. Bu da 543 mAh'e denk geliyor. Aradan 1 saat geçiyor ve tekrar telefonun şarj durumuna bakıyorum. 1 saatin sonunda telefonun şarj durumunun %62 olduğunu görüyorum. Yani %27 doldurmuş. Bu da 733 mAh'e denk geliyor. Galaxy S8'i koyduğumuzda 1 saatte pilin %41 dolduğunu gördük. Yani 3500 mAh pil kapasitesini baz alırsak 1435 mAh'e doldu. Fakat iPhone'u koyduğumuzda ise 1 saatte pilin sadece %27'si doldu. Yani iPhone'un pil kapasitesini baz alırsak 733 mAh dolduğunu görüyoruz. Yani 733 mAh'e 1435'e kıyaslarsak yaklaşık 2 kat daha yavaş doldu iPhone 10 Galaxy S8 Plus'a göre. Kısacası arkadaşlar, Galaxy S8 Plus yaklaşık 2 kat, 1,5 kat, 2 kat daha hızlı şarj oluyor iPhone 10'a göre.
iPhone 15 watt kablosuz şarj destekliyor. Galaxy S8 Plus 10 watt hızlı kablosuz şarj destekliyor. Zaten aldığım Ugreen marka kablosuz şarj cihazı da 10 watt hızlı kablosuz şarjı destekliyor. O yüzden Galaxy S8 Plus da tam fonksiyonel çalışıyor. Tam gücünü veriyor. iPhone 10 gibi hızlı kablosuz şarjı desteklemeyen cihaza koyduğunuzda ise 5 watt gücünde çalışıyor. Umarım bu video yararlı olmuştur arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.